Merhaba arkadaşlar, bugün yine sayı dolu, işlem dolu bir video ile karşınızdayım. Açıkçası böyle videoları anlatmak benim çok hoşuma gidiyor. Ve hem sizi sıkmadan hem de bu tür şeyleri bilimsel olarak size göstermenin yollarını aramakta benim için bir çeşit bulmaca. Bunun dengesini sağlayabildiğimizde sizin sıkılmadan videonun sonuna kadar izleyip üstüne bilimiyle bu işi öğrendiğiniz bir video ortaya çıkmış oluyor. Umuyorum ki bugünkü videoda böyle olacak. Bugün sizlere anlatacağım konu neden spor arabalar yere daha yakındır, neden daha alçak olurlar? Bütün spor arabalar böyle midir? Bunun avantajları nelerdir? Matematiksel ve fiziksel olarak bunları açıklayacağım. Arkadaşlar, günümüzde gördüğümüz bütün arabalar neredeyse yere çok yakındır. Hatta modifiye denince akla da ilk olarak arabayı alçaltmak gelir. Süspansiyonları değiştirip arabayı alçaltırız ve bunun güzel göründüğünü de düşünürüz açıkçası. Peki bu fikir nereden geliyor? Neden bu pahalı süper arabalar ya da daha ziyade pist için yapılmış, modifiye edilmiş arabalar alçak olur? Bunun bize sağladığı avantajlar nelerdir? İlk olarak düşünmemiz gereken şey şu. Aslında bütün spor arabalar alçak olacak diye bir şey yok. Örneğin pist için yapılan bir araba çok alçak olurken drag yarışları için yapılan bir araba daha yüksek olabilir. Hatta muhtemelen daha yüksek olur. Daha yumuşak süspansiyonlara sahiptir. Bunun videosunu önümüzdeki hafta çekeceğim. Neden drag arabalarının daha yumuşak süspansiyon kullandığını ve pist arabalarına göre daha yüksek olduğunu önümüzdeki hafta yine böyle fiziksel ve matematiksel bir şekilde açıklayacağım. Zaten off-road ve arazi konusundaki spor araçlara girmiyorum. Benim burada spor araç dediğim şeyler aslında pist arabalarından bahsediyorum. Bu arabalara baktığınız zaman arabaların alçak olmasını sağlayan 3 önemli etken var. 2 tanesi birbirine bağımlı, bir tanesi bunlardan bağımsız. Bunlardan birincisi süspansiyon arkadaşlar. Viraja girdiğiniz zaman aracınızın virajda kayıp dışarıya doğru çıkmaması için, yolu tutup dönebilmesi için önemli olan kuvvet tekerlerinizin yere uyguladığı sürtünme kuvvettir. Eğer aracınızın virajda hızından kaynaklanan dışarı doğru olan kuvveti tekerlerin sürtünme kuvvetinden daha fazlaysa aracınız kaymaya ve yoldan çıkmaya başlar. Bunun için de 4 tekerinizin birden yere tutması, yere sürtünme sağlaması çok önemlidir. Ancak siz viraja girdiğiniz zaman bir ağırlık aktarımı olur aracınızda. Bunu hepiniz fark ediyorsunuzdur. Eğer yumuşak süspansiyona sahipseniz aracınızda, viraja girdiğinizde dışa doğru aracın böyle yattığını hissedersiniz. Ve bu yatma tabii ki ağırlığın bir tarafa aktarılması anlamına gelir. Bu durumda dıştaki tekerler yere daha çok basmaya başlayacakken içteki tekerler hafif yerden havalanacaktır. Üzerine binen kuvvet azalacaktır ve böylece sürtünme kuvvetleri de azalacaktır. Bütün aracın bu dönme sırasındaki dışa doğru olan kuvvetini 4 teker yerine 2 tekere verdiğiniz zaman bu 2 teker yolu tutmaya yetmeyecektir. Hale gelecektir ve dışarı doğru kaymaya başlayacaksınızdır. Bu yüzden pist arabalarında süspansiyonlar sert olur, hareket mesafesi az olur, aracın yatması engellenir ve bu şekilde içteki tekerlerin de yere basması sağlanır. İçteki tekerlerin de yere basmasıyla içteki tekerlerden sürtünme kuvvetini kaybetmezsiniz ve böylece aracınız yol daha iyi tutar, virajı daha iyi alabilir. İşte spor arabalarda bu yüzden az hareket mesafesi olan sert süspansiyonlar kullanılır. Az hareket mesafesi olan bir süspansiyon kullanmışken aracınızın yere sürtmesi artık sizin için daha az bir problem haline gelir. Böylece aracınızı çok daha alçak yapabilirsiniz. Bu da bizi ikinci sebebimize getiriyor. Aracı çok daha alçak yapabiliyorken bu spor araç üreticileri ve modifiyeciler aracı çok alçak yapabiliyoruz diye mi sadece alçak yapıyorlar, yoksa alçak yapmanın başka avantajları da var mı? Tabii ki başka avantajları da var. Sadece yapabiliyoruz diye yapmıyorlar. İşte burada biraz işin matematiğine gireceğiz. Bu durumu hesaplarken zaten oldukça spor olan bir arabadan bahsedeceğim. Aslında kendi arabamdan bahsedeceğim. Mazda MX-5'i örnek alalım. Mazda MX-5 yaklaşık olarak 1700 mm yani 1.7 metre genişliğe sahip ve yaklaşık olarak da 1200 mm yani 1.2 metre yüksekliğe sahip bir araç. Bu aracın ağırlığı yine yaklaşık 1000 kilogram civarında ve çok ufak tefek bir araç olduğu için, çok yere alçak olduğu için pist performansı aslında oldukça iyi bir araç, çok güçlü olmamasına rağmen. Baktığınız zaman bu aracın ağırlık merkezini yüksekliğinin ortasında, yani yerden yaklaşık 60 cm 600 mm yani yukarıda olduğunu düşünebiliriz. Ve siz viraja girdiğiniz zaman aracınızın lastiklerinin kaymadığını, tamamen yere tuttuğunu varsayarsak takla atmadan dönebilmeniz için belli bir hız limitiniz olacaktır. Bu hız limiti de aslında çok basit bir formülden gelir. Bu formülü hesaplamak için ilk önce bilmeniz gereken şey, viraja girdiğinizde sizi dışarı doğru iten kuvvet olacak. Bu aracın kütlesi çarpı ağırlığının karesi bölü virajın yarıçapıdır. Yani mv kare bölü r olarak söyleyebilirsiniz. Ve aracın takla atmasını engelleyen etken ise aracın kendi ağırlığı olacak. Bu da kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi.
Yani m çarpı g olacaktır. Bu kuvvetlerin dönme noktasına olan uzaklıkları size momenti ve aracınızın takla atma eğilimini gösterecektir. Aracın ağırlığı aracın genişliğinde baktığınız zaman tam ortasından etki edecektir. Yani bu ağırlık çarpı aracın yarı genişliği sizin ağırlık merkezinizin yüksekliği çarpı sizi dışarı doğru iten o hızdaki merkez kaç kuvvetine eşit olacaktır. Bu eşit olduğu durumda arabanız tam limitte olacaktır. Takla atmakla atmamak arasında olacaktır. Bunu Mazda MX-5 için hesapladığımız zaman göreceğiz ki 0.6 metre çarpı aracın kütlesi olan 1000 kilogram çarpı hızımızın karesi bölü 100 metre yarıçapa sahip olan bir viraja döndüğümüzü varsayarsak 100 metre eşit olacak. Aracımızın kütlesi yani 1000 kilogram çarpı yerçekimi ivmesi 9.81 çarpı aracın yarı genişliği yani 0.85 metre olacak. Bu hesabı çözdüğünüz zaman ise aracın dönebileceği maksimum hızın 37.2 metre bölü saniye yani 134 kilometre bölü saat olduğunu bulacaksınız. Bu standart stok bir Mazda MX-5'in 100 metre yarı çapta bir viraj dönebileceği en hızlı sürat. Peki diyelim ki ben gittim MX-5'ime spor bir yay aldım ve taktım. Arabayı da bu şekilde 30 mm yani 3 cm alçalttım. Aslında 3 cm çok bir şey değil gibi geliyor kulağa. Gördüğünüz zaman da gözünüzle bile baktığınızda çok aşırı bir fark olmayacaktır. Ama buna rağmen aynı hesabı bir daha yaptığınızda bu sefer aracın ağırlık merkezi 600 mm değil 570 mm olacaktır. Ve aracın aynı virajı dönebileceği maksimum hız bu sefer 137.5 km bölü saat olacaktır. Yani sadece aracınızı 3 cm alçaltarak aynı virajda saatte 3.5 km daha hızlı gidebilmeyi sağlamış oluyorsunuz. Bu da tur sürelerine baktığınız zaman araçlarda çok ciddi bir fark yaratıyor. Spor arabalara çok büyük bir avantaj yaratıyor. Bu dediğim gibi sadece kendi arabanıza daha alçak bir süspansiyon, daha alçak bir yay taktığınızda gerçekleşen iyileşme. Peki aynı aracı yüksek bir araçta, mesela Mercedes G serisi gibi bir araçla karşılaştırdığınızdaki fark ne oluyor? Bu araç Mercedes G serisi yüksekliğinde olsaydı ağırlık merkezi 600 mm yükseklikte değil 950 mm yükseklikte olacaktı. Aynı hesabı bir daha yaptığınızda Mercedes G serisi yüksekliğindeki bir araç bu virajı saatte 107 km ile alabilecekti. Yani sadece alçak bir araba kullanarak viraj içinde yaklaşık 30 km bölü saat avantaj elde ediyorsunuz. Bu da tabii ki pist sürelerine baktığınızda inanılmaz bir fark yaratıyor demek. İşte bu yüzden modifiyeciler ve spor araba üreticileri aracı alçak yapabiliyorsak yapalımdan ziyade ne kadar alçak o kadar iyi, bu şekilde viraj performansını arttırabiliriz demişler. Yani baktığınız zaman bu alçaklık konusu genel olarak size virajlarda avantaj sağlıyor. Bu yüzden işte drag arabalarında alçak olması çok da önemli değil diyorum. Ama üçüncü etkene baktığınız zaman bu düz yolu da etki eden bir etken. Bu da aerodinamik anlamdaki avantajı. Aracınız alçak olduğunda Türkçesi yer etkisi olarak geçen bir durumla aracınızın difüzörünü kullanarak aracın altında vakum oluşturabiliyorsunuz. Aracın üzerindeki basınç altındakinden fazla olduğu zaman kısacası yere bir basma kuvveti oluşturuyor. Bu da aracınızın yol tutmasını daha iyileştirmiş oluyor. Aynı zamanda aracınızın hava sürtünmesini de alttan akan havayı kısıtlayarak iyileştirmiş oluyorsunuz. Daha az hava sürtünmesine sahip oluyor. Düzlüklerde hızınız artıyor ve maksimum hızınız da bu şekilde artmış oluyor. Ama bu diğer etkilere baktığınız zaman çok daha minimal bir etki, daha az etki eden bir etki olacak. Yine de diğerlerinin yanında bu da bir avantaj haline geliyor. Madem bu kadar avantajlı bir şey, neden bütün arabalar böyle üretilmiyor diye düşündüğünüz zaman aslında cevap basit. Aracınız yere ne kadar alçaksa süspansiyonunuz o kadar az hareket edebilir. Bu da aracınızı o kadar konforsuz hale getirir. Yarış arabalarında konfor umurunuzda değilken günlük arabalarda konfor belki de en önemli etken. Üstüne üstlük kötü yollarda, arazi yollarında, dağlık yollarda aracın yere yakın olması tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük bir dezavantaj oluşturuyor. İşte bu sebeplerle günlük araç üreticileri farklı farklı segmentlerde araçlar çıkarıp farklı farklı yükseklikte yapıyorlar. Daha spor arabalar daha alçak olurken SUV gibi araçlar da daha yüksek oluyor ve arazi koşullarına daha elverişli oluyorlar. Umuyorum ki sizi sıkmadan matematiksel olarak spor araçların, pist araçlarının neden daha alçak olduğunu ve bunun nasıl avantajlar sağladığını açıklayabilmişimdir. Ama hala aklınızda soru işaretleri varsa aşağıya yorum olarak da yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıya yorum olarak yazarsanız biz ve bütün Alt Adamlar takipçileri sizleri okuyabilmiş olurlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bize destekte olabilirsiniz. Bizi Instagram hesabımızdan da takip ederseniz çok daha pratik, günlük ve kullanışlı bilgilere de erişmiş olursunuz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.